Hollanda'dan hepinize selamlar, sevgiler arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Hollanda'dayız. Zaten çok seçeneğimiz yok. Ya Hollanda'dayız ya Almanya'dayız yani. En son videoda biliyorsunuz burada Frankfurt'a havalimanına yüklemiştik. Amsterdam'a gelmiştim. Hafta sonunu Amsterdam'da geçirdim arkadaşlar. 45 saat bir molam vardı. Haftalık molam, onu yaptım. Arabayı falan yıkattım. O videoda söylemiştim bunları. Şimdi Blaisdell şehrine gidiyorum. Hollanda'nın. Aynı zamanda Türkiye'den yine misafirimiz var bir tane. Bu videoda da Türkiye'den bir misafirimiz olacak. Şu an yolda o da. Kim? Erkan Zey. Erkan abi geliyor. Erkan abiyle buluşacağız orada. Onun da boşaltması Rotterdam tarafındaymış. Yarın boşaltacak kendisi. Yarına kadar orada bekleyecek yani. Ben dedim abi burada park yeri var, gel dedim. Kahve var, duş var, her şey var dedim. Burada dedim bekle, en azından biz görüşmüş oluruz bu şekilde. Erkan abiyle de birazdan buluşacağız arkadaşlar. Saat şu anda 5. Ben akşam saat 8 gibi yükleyeceğim herhalde. Erkan abiyle de birkaç saat oturacağız. Kahve içeriz, birazcık sohbet ederiz. Öyle zaman geçer yani. Erkan abi de bugün görmüş olacağız bu videoda. Hollanda'da da yine bir yağmur yağıyor, bir güneş açıyor. Parçalı bulutlu bir hava var. 20 dakika sonra ben varacağım. Benden bir 15-20 dakika sonra da Erkan abi gelecektir oraya. Biraz Erkan abiyle konuşalım bakalım. Videomuza konuk edelim. Erkan abiyi hiç daha videolarımıza konuk olarak almamıştık. Bugün onu da yapacağız herhalde. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu yol az önce gördünüz, şu an 4 şeritli. Ben bunu Avrupa'da, Almanya'da ve Hollanda'da özellikle çok sık görüyorum ben bunu. Çok sık karşılaştığım bir şey. Size de anlatmak istedim. Mesela aynaya bakıyorum. Arkamda bir araba beni takip ediyor arkadaşlar. Aynaya baktığım zaman beni solluyor. Yani göz teması benimle kurduğu zaman beni solluyor. Benim aynaya bakmadığımı gördüğünde, yani direkt önüme veya bu taraflara baktığımı gördüğünde adam beni sollamıyor. Ne zaman ki aynaya baktım, onu görüyor benim aynaya baktım ve o zaman beni sollamaya başlıyor, geçiyor. Burada araba kullanan insanların ne kadar dikkatli olduklarını, işlerini şansa bırakmadıklarını gösteriyor. Instagram'da birçok video görüyorum ben. Reels videosu yapıyorlar. Story atıyorlar arkadaşlar. Böyle otomobil kullanan veya motosiklet kullanan arkadaşlar çok yüksek hızlara çıkıyorlar. Yani saatte 200 km hızla gidiyor adam. Sonra altına yazıyor, tırcı beni öldürecekti. Tırcı önüme kırdı. Tırcı aynaya bakmadı falan diyor. 200 ile giderken tırcı önüne geçiyor, bunun önüne çıkıyor yani. Sol şeride geçiyor. Yani adam en sağda gidiyor. Tırlar orta şeritleri kullanabilirler arkadaşlar sollama yapmak için. Yani en sağdan gitmek zorunda değil tırlar. Eğer yolda aksine bir işaret yoksa en sol şeritte kullanabiliyoruz. Onunla alakalı da bir sorun yok. Ama yolda bir işaret varsa bununla alakalı kullanma diye kullanamıyorsunuz. Şimdi sen 200 ile gidiyorsun, adam aynaya bakma diyorsun. Ya bir tır şoförünün aynaya bakmadan şerit değiştirmesi mümkün değil arkadaşlar. Ama sen saatte 200 km hızla geliyorsun. Sen 1 saniyede 55-60 metre yol alıyorsun. Adam aynaya bakıp gözü aynada böyle şerit değiştirmiyor. Biz aynaya bir kez bakarız, yol serbestse dönmeye başlarız. Çünkü sürücü kurslarında veya bir sürüş eğitimi alıyorsanız zaten sabit bir noktaya odaklanmamanız gerektiğini size söylerler. Kafayı aynaya çevirip 4 saniye, 5 saniye boyunca aynaya baktığımızı düşünmeyin. Bu araçta saatte 90 km hızla giderken 1 saniyede 25 metre yol alıyor. Ben 4 saniye boyunca aynaya bakarsam 100 metre gitmiş olurum. 100 metre önümde bir olay gelişirse göremem ve çarparım ona. O yüzden biz sadece 1 saniye boyunca bakarız aynaya, kafamızı çeviririz. O anda arkada bir viraj varsa, sen de saatte 200 km hızla geliyorsan, ben aynaya ilk baktığım anda seni göremem. Yol boş sanırım. Artık yol boş yani. Yolun boş olduğunu ben görürüm ve şeridimi değiştirmeye başlarım. Ve biz bir anda hızlı şerit değiştirmeyiz. Bu otomobil de olsa, motosiklet de olsa her zaman şeridi kayarak değiştirmeniz lazım. Yani lap diye böyle değil de yavaş yavaş kayarak değiştirmeniz lazım. Bizim şeridi kayarak değiştirdiğimizi varsayarsak 3-4 saniyede bu sürüyor. Ben aynaya baktığımda sen arkada yoktun. Ben şerit değiştirmeye başladım 3 saniye. Sen virajı döndün abi. Bir anda baktın tır sola geçiyor. Diyorsun ki aynaya bakmıyor. Hayır, o adam aynaya baktı. Aynaya baktığında seni göremedi. Sen o kadar hızlı geliyorsun ki sen 6-7 saniye içerisinde o tırın dibinde bitiyorsun. O adam aynaya baktı. Senin hızın çok yüksek dostum. Hızın çok yüksek. O yüzden adamın dibinde bittin bir anda ve ani fren yapmak zorunda kaldın. 120 ile gidersen bu tür sorunlar yaşamazsın, bilgin olsun. Hemen tırcı aynaya bakmadı. Tırcı önüme kırdı. Carçut falan filan diyor oralarda. Şov yapmayın. Altında da yorumlara bakıyorum. Yok tırcılar hep böyle de, tırcılar hep şöyle de, bilmem ne de.
Ya arkadaş, adama kimse demiyor, aga sen 200'de nasıl gidiyorsun o yolda ya? 120 orada ısınır, sen nasıl o kadar yüksek hızlara çıkabiliyorsun? Neden çok büyük bir risk alıyorsun? Kimse demiyor. Herkes tır tır. Abi, tır şoförü dediğin adam yılda 120 bin kilometre, 110 bin kilometre yol yapan insanlar bunlar yani. Ben de onlardan biriyim. Yani aynaya bakmayı, şerit değiştirmeyi senden mi öğrenecek insanlar yani? Ki zaten emin olun tır şoförleri de bu araçlardan müzdariptir. Ben Avrupa'da çok rahat araba kullanıyorum. İnsanların ne kadar dikkatli olduğunu görüyorsunuz. Adam gelmiş, aynada benimle göz teması kurmadan arkadaşlar, beni sollayan 10 arabadan 6-7 tanesinin bu şekilde davrandığını rahat bir şekilde söyleyebilirim. Göz teması kurmadan sollamaya geçmiyor. Adam o kadar dikkatli. O kadar dikkatli adam. Ama ben Türkiye'de araba kullanırken zorlanıyorum. Buraya alıştığınız zaman zorlanırsınız. Çünkü Türkiye'de gözünüzü dört açmanız lazım. Her şeye çok fazla dikkat etmeniz lazım. Siz sola sinyal veriyorsunuz Türkiye'de. Arkadan gelen araba seni sollayacağım diye uğraşıyor. Burada sola sinyal verdiğiniz anda bir gün size bunları uygulamaları göstereceğim ben. Bir sollama videosu yapacağım. Adam 120 ile bile gelse frene basıyor, yavaşlıyor. Çünkü tır önüne bir şey çıkmış olabilir, bir şey olabilir, beni görmüyor olabilir, panik bir durum olabilir. Önüme kırar, beni sıkıştırır, bana çarpar veya ben ona çarpabilirim diye adamlar yavaşlıyorlar ve senin geçmene izin veriyorlar burada. Bazen sinyal vermediğin zamanlarda bile uyanık olan şoförler var burada. Yolun mesela çatallaşacağını biliyor ileride, adam yolu senden daha iyi biliyor burada. Tır birazdan sıkışacak orada diye ben sinyal vermesem bile adamın buradan frene bastığını görüyorum. Yani birazcık kendinize bakın arkadaşlar. Tır şoförleri, özellikle uluslararası çalışan tır şoförleri çok dikkatli olurlar. Birçok ülkede kilometrelerce tır kullanırlar. Bu tırlarla dağları, denizleri aşarlar. Evet, denizleri aşıyorsun. Fransa'ya geliyorsun, yol bitiyor. Gemiye binip gemiyle geçiyorsun karşıya. Neler görüyorsun trafikte her gün? Yani orada sen işine gidiyorsun veya almışsın kız arkadaşını gezmeye gidiyorsun. Kullanacağın araba günde 100 kilometre belki. Yılda 10 bin kilometre. Bu adam bir ayda yapıyor bu kilometreyi. Vay efendim, tırcı aynaya bakmamış. Ya böyle bir şey mümkün değil. Yani hiçbir şekilde kullandığı arabayla alakalı teknik bilmeyen, risk nedir bilmeyen, bütün yolu kendisinin sanan, altındaki araba güçlü ya hani böyle. Hani yüksek ya beygir gücü. Bastın mı gidiyor ya, o yani adamın derdi. Bütün yolları kendisini zanneden tipler var. Bunlar çok bencil insanlar ve dikkatsiz insanlar. Bu insanlar her zaman kazaya sebebiyet verirler ki verdiklerini de her zaman görüyoruz. Dikkatsiz tır şoförleri yok mu? Var. Evet, dikkatsiz tır şoförleri de var. Ama onlara siz dikkat etmek zorundasınız. 40 ton araba abi yani. İnsan korkar biraz ya. Bunlarda korku yok. Bak, adam geliyor arkadan. 120 ile geliyor, frene basıyor. Aynadan benimle göz teması kurana kadar. Bak, bir tane daha mesela. Beyaz bir araba beni takip ediyor. Şimdi gördüm. Ve üstelik sürücüsü kadın. Bakın şimdi geçti, solladı beni. Yani tırcılar dikkatsiz davranabilirler. Tırla sen bir kazaya karıştığın zaman sen zararlı çıkarsın. O yüzden tırlara dikkat etmek zorunda olan sensin. Evet, tırcı da dikkat etmek. Herkes dikkat etmek zorunda. Herkes kendine dikkat ederse kazalar olmaz zaten. Ama birisi dikkatsizse senin uyanık olman lazım. Çünkü tırla bir kazaya karışmak istemezsin. Çarptın mı düzlüyor çünkü bu araba yani. O yüzden bak, adamlar benim dikkatsiz olabileceğimi, uykulu olabileceğimi düşünüyorlar ve beni sollamıyorlar arkadaşlar. Bakıyor adam, aynadan görüyor muyum, görmüyor muyum onu. Lütfen dikkatli olun böyle konularda, dikkat edin. Tırlarla, kamyonlarla, otobüslerle, ağır vasıtalarla sidik yarışına girmeyin yolda. Emin olun zararlı çıkarsınız yani bundan, yapmayın. Ben kardeşimle falan da uzun yola gidiyorum yani, biraderimle. Amasya'ya gittik en son. Büyük bir bölümde arabayı o kullandı yolda. Ben hep ona da bunları söyledim. Yani ağır vasıtaları sollarken dikkatli olması gerektiğini, mümkün olduğu kadar bu araçlardan uzak durması gerektiğini, sollarken göz teması kurması gerektiğini, gece gidiyorsa selektör, gündüzse ufak bir korna eğer şoför onu görmüyorsa yapması gerektiğini söyledim. Çünkü Altan diye de bir arkadaşım Ayvalık'tan tatilden dönerken böyle tek gidiş tek geliş bir yolda kırmızı ışıkta tırın sağına geçmiş. Çocuğun arabası pert oldu orada. Tırın sağına geçmiş. Neden geçtin dedim. Abi, tırı uzun süre takip ettim diyor. Yavaş gidiyordu diyor. Kırmızı ışıkta durdu, ben sağına geçtim. Ondan önce giderim sandım diyor. Yeşil ışık yandığında adamın da arabası boşmuş. O da gaza yükleniyor. Bizimki de birazcık orada geç kalıyor. Adam çarpıyor buna. Bir de sürüklemiş 10-15 metre yani. Görmemiş vurduğunu çünkü. Sonra kornaya basınca ben diyor durdu adam diyor. Yani sabırlı olacaksın. Ağır vasıtaların kör noktasına sağına girmeyeceksin. Sollayacağım diye acele etmeyeceksin yani.
Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ben eşime de araba kullanmayı öğretirken ona da aynı şeyleri söyledim. Yani herhangi bir arkadaşım vesaire bir şey olduğunda bunlara dikkat etmeleri gerektiğini söylüyorum. Trafikte inada yer yok. Trafikte agresifliğe lüzum yok. Bunlar hep risk getirir, hep kaza riski doğurur ve böyle ağır vasıtalarla da kazaya karışmaktan kendinizi kollamanız, korumanız lazım yani. Çünkü sonu iyi olmuyor arkadaşlar, emin olun yani, buna dikkat etmek gerekiyor. Bu arada geldik, ben buradan yükleyeceğim ya bu akşam. Erkan abi de yolda, muhtemelen birazdan gelecek arkadaşlar. Birazdan devam edeceğiz videoya. Vay Erkan abi, hoş geldin. Abi mankenlikten geri kalan zamanlarda tırışlık yapıyorsunuz abi. Var var, öyle şeyler var yani. Fırsat buldukça tırışlık yapmaya çalışıyorum. Şöyle park edebiliriz abi. Şu lastikleri koklayın mı? Bir Türkiye'den lastik kokluyorlarmış. Şey vereyim istersen, Subap için ne deniyor ona? Bir özel tornavidası var ya onun. Havaları çıkartan. Pafta, pafta. Onu açalım, biraz bol bol kokla ya. Bilmiyorum, Türkiye'den gelen tırların lastiklerini kokluyormuş gurbetçiler de. O kadın nasıl bir hastalık? Bakayım. Balata kokuyor abi bu. Abi. Şimdi Türkiye'de bu araba 700 kilometre gidiyor, gitmiyor. Evet. 5000 kilometre Avrupa'da neyini koklayacaksın yani? Aynen öyle. Kadın bir enteresan. Boş muhabbet. Şöyle park edelim abi. Evet, Serhan'dan sonra Erkan abiyle de buralarda görüşüyoruz. Tırcılar için dünya küçük demiştim o videoda. Öyle bir şey yani şu an. Neydi bu tır? Kate miydi? Gel abi gel. Okey. Evet abi, şimdi Erkan abiyle beraberiz. Evet. Erkan abi yakışıklısın, yakışıklı. Yok bence... Şey... Mankenlikten geri kalan zamanlarda tırcılık yapıyorsun. Nereye bakacağımı şey yapamadım da ondan. Şimdi bir muhabbet vardı abi videonun içerisinde. Oradan biraz gidelim istiyorum seninleyken. Tamam. Bir şey soracağım. Niye sorduğumu söyleyeceğim sonra. Sor da ondan sonra inşallah ben biliyorum ki. %100 biliyorum. Çok zor bir şey değil çünkü. %100 tırcılıkla alakalı abi. Yani tamam. Bilmediğim bir şey yok zaten. Hadi be. Ben de başka bir şey konuşacağım. Neden tırcılık? Kaç maaş alıyorsunuz abi? Abi kaç paralık? 8. 8 diyor. Tabii ki bunlar değil. Ben şimdi şeyden bahsediyorum abi. Hiç hayatım boyunca, tırcılık hayatım boyunca sol aynayı kontrol etmeden sollamaya çıktığın oldu mu? Abi öyle bir şey yaparsan intihar etme girişimi derim ben buna yani. Yapmadın sonra, değil mi hiç böyle bir şey? Yok yok, öyle bir şey olmaz ya. Instagram'da biliyorsun bazı videolar izliyoruz. Tamam. Şimdi şöyle bir şey gördüm ben. Çok görüyorum da bir tanesini söylüyorum. 200'de gidiyor abi. 200? Kilometre hızla gidiyor bir tane otomobil. Ha otomobil, tamam. Virajı dönüyor, tır sola çıkıyor. Tırcı önüme kırdı falan filan. Beni öldürüyordu. Altında da şöyle yorumlar var. İşte bunlar zaten çok dikkat etmiyorlar. Saatli bombalar. Ha. Aman tırcılara dikkat edin. İşte şöyle yapıyor. Adam şimdi ben yorumlara bakıyorum. Ha. Bunun 200'le gitmesini sorgulayan yok. Yok yok. Ben bunun tekniğini anlattım. Ona tekrar girmeye gerek yok ama şunu soracağım. Yani bir tır şoförü asla aynaya bakmadan şerit değiştirmez. Yani bu bir yanılgı. Biz insanız. Aynı zamanda küçük arabalarımız var bizim. Yani biz de o 200'le gidenlerden biriyiz aslında. Yani o yüzden orada nasıl davranıyorsak tırda da öyle davranıyoruz. Biraz daha yavaş davranıyoruz. Biraz daha evet, kontrollü davranıyoruz. Aksine daha da dikkatli oluyoruz. Çünkü bu biliyorsun 40 ton yani bu araba maksimum ağırlığı. Çoğu zaman da 40 ton gidip geliyoruz. Yani bu aynaya bakmadan çıkmak mümkün mü öyle bir şey? O zaman sen de aynaya bakmadan çıkıyorsun demek ki. Bunu düşünen adam öyle düşünür. Ya bir tır şoförünün, bir otobüs şoförünün ben aynaya bakmadan şerit değiştireceğini düşünmüyorum abi. Buradaki olay şu, 200'de geliyor. Evet. 1 saniyede 50-60 metre yol kat ediyor. Biz de aynaya bakarak sola çıkmıyoruz değil mi? Yani bir kere bakıyorsun, arkan boşsa dönmeye başlıyorsun. Tabii tabii, tabii tabii.
Ama o oraya ışınlanıyor 7-8 saniyede. E işte onun Yani, etkisi var tabii zaten. buradaki sorun bu yani. Hiç kimse arkasına bakmadan şerit değiştirmiyor. Ben bununla alakalı bazı uyarılarda bulundum. Evet. Burada konu bu. Gördüğünüz gibi şimdi Ertan abi oturuyor Yani bir de şunu söyleyeceğim. Biz aynaya bakmasak bile fark ediyoruz ki soldan geleni. şoförü. Evet. Çünkü bizim aynalarımız küçük araba aynası gibi değil, kocaman Büyük. aynalar. Artı şeyler de var. Hani işte örneğin konkav mı deniyor, konveks mi deniyor? Onu hep karıştırıyorum, matematikçiyim sözde. İç bükey, dış bükey diyor. Dış bükey olan aynada Geniş açı. geniş açı görünüyor zaten. Ama anlık işte o dediğin gibi 200 ile geliyorsa, o sen çıkana kadar gelmişsen, yoktu aynada, sen çıkarken belirdi oluyor. O bizle ilgisi olan bir şey değil. 200 de gitmesin Evet, kardeşim. biraz yani 120 ile gelse 90-120 arasında fazla bir fark yok zaten. Yani 30 sen yani. 30 da onu gelmiş olsun. görebilirsin yani. Tabii. Aynen öyle. Burada böyle bir Bu, yanılgıya düşüyor insanlar. ama bu şey hepsinde var. Sadece bu aynaya Evet. bakma meselesinde değil. Normal şartlar altında bütün tırcılar aynı zamanda sanki kasap. Yani. Eskiden Evet. kasapmışız biz. De et görmek istiyoruz. Canımız kan görmek istiyor. O yüzden de hemen dur şurada bir hareket yapalım da biraz kan görelim gibi davranıyoruz zannediyorlar bizi yani. Ya bazı arkadaşlar özellikle Ayıp abi yani. yani ben hangi grup olduğunu söylemek istemiyorum ama gerçekten çok sorumsuz davranan arkadaşlar var aramızda ama bu herkesin böyle olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Yok Yani diyemeyeceğim. dikkatsiz sorumsuz insanlar nasıl otomobil kullananlar da ben aynı zamanda motosiklet de kullanıyorum. Bravo. Varsa tırda da var ama burada da sorumluluk yine küçük otomobili kullanan kişilere düşüyor. Çünkü sizin kendinizi korumanız, sizin saklanmanız lazım yani kendinizi kollamanız lazım. Çünkü bu kaza yaptığında büyük ihtimalle tır şoförüne fazla bir şey olmayacaktır Sen ama motosiklet mi evet. kullanıyorsun? Ne kullanıyorsun? MT7 vardı en son abi sattım ama şu an MT7. yok yani. Çok severiz ya. Korktum sattım yani. Türkiye'de çok zor. Of. Ya o Türkiye'de zor canım yani o konu. Peki ha. Bak sen söyledin şimdi. Türkiye'de motosikleti zora sokanlar tırcılar mı? Taksiciler mi? Yani küçük araçlar. Küçük araçlar daha çok abi. Yani. Biz şimdi küçük araçlara kasap muamelesi yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Ama bakın şimdi bu araçları kullanmak için belli bir tecrübe gerekiyor. Öyle. Herkes binemiyor bu araçlar. Son zamanlarda evet çok fazla yeni şoför arkadaş oldu ama onların bile belli bir tecrübeye gelmesi lazım. Hiçbirimizle direkt araba vermediler. Erkan abi şantiyelerde taş kamyonu kullandığını hatırlıyorum ben. Öyle Evet. öğrenerek geldi yani buralara. Bizim de belli bir tecrübemiz var. Acemi şoför çokluğu otomobillerde daha fazla var arkadaşlar. Tırlarda çok fazla olmaz. Yani 10 Evet. tırdan belki bir tanesine denk gelirsiniz ama diğerlerinin hepsi artık ustalaşmış. Usta şoför lafını ben çok sevmem ama Ben de deneyim sevmem. kazanmış Evet. şoförler oluyor. Yani yılda 120-130 bin kilometre yollar yapıyoruz biz yani. Tabii ya. Otomobillerden biz daha çok muzdaribiz. Yani Evet. bunları da niye konuşuyoruz? Bunları bilirse herkes ona göre aksiyon alır. Ve biraz daha tabii Tabii bizim tabii de tabii. işimizi kolaylaştırmış olurlar. Çünkü Avrupa'da ben zorlanmıyorum tır kullanırken. Ben de zorlanmıyorum Türkiye'de ama bu problem. Çünkü onu söylüyordum gelirken daha oldu. yani. Adam arkamdan beni takip ediyor abi. Geçmiyor. Aynaya bakmamı bekliyor. Aynaya baktığım zaman beni görüyor ya oradan. O zaman geçiyor. Bak bu kadar dikkat ediyor insanlar yani. Burada. Evet, bunun dışında Erkan abi nasıl gidiyor hayat? Şu an Hollanda'dayız. Evet, yani güzel. Ben biliyorsun bu işi seviyorum ben. Evet. Buralara gelip gitmek de hoşuma gidiyor. Fakat bu servis son servisim. Hollanda'ya yüküm var, bir 3 palet. Onu bıraktıktan sonra dönüşe geçeceğim. Kısmetse de vizem bitiyor, tatile gideceğim. Yani Hollanda'dayız şu anda. evet, Son servis. son servis. Tatile nereye gideceksin abi? Valla Mardin diye düşünüyorum. Mardin, oradan Diyarbakır, yukarı çıkıp Karadeniz. O Biraz zor olmaz mı güzergahtan. sıcakta Mardin? Yani geçen sene 65 derecede Urfa'daydık. Alıştık oraların sıcağına. Yani onda bir problem yok. Ama tabii sıcak bir taraftan da oranın verdiği haz başka, doyuruculuğu Mardin başka. çok başka. Mardin'de bir tane pizzacı var. Hadi be. Biliyor musun? Ama ben Mardin'e gidip pizza yemem. Mardin'in bir köyünde ama Kebap. çok şey bir köyünde abi çok Süryani köyü orası. Tamam. Zaten Issız bir yer. genelde değil mi onlar yaşıyor? Sakin bir yer yani. Orada İtalyan pizzası yapıyorlar ve muhteşemmiş. Evet, onu bir Allah dene ben sana göndereyim nerede olduğunu. Allah. Ya şimdi bak yengen de ben de çok yiyebilen insanlar değiliz. Bizi alma. Ya biz lahmacun yiyelim. Çünkü biz Mardin'de 3 gün kalsak 3 öğün yemek yiyeceğiz. Başka Evet, yiyemeyeceğiz yani. Öyle o evet. yüzden çok devamını getiremeyeceğiz. Pizzayla bir öğün geçiştirsek o gün bitti bizde yani. O yüzden. Çünkü otelde kahvaltı yapıyoruz. Gerisi işte dışarıda ne yeniyorsa. Yani yöresel tatları
Ay çok canım çekti şimdi. Daha yeni yemek yedik. Arkadaşlar Erkan Z'ye dolap açtırdım. Çok görünmüş bir şey değildir ama adamın ya. Dolabı varmış yani. Yemek yapıyormuş. Ama pilavı o yaptı yani, onu da söyleyeyim. Pilavı ben yaptım. Çok güzeldi be. Eyvallah abi. Karnımızı doyurduk yani. Bir de çay koyar mısın? Koskoca Erkan Z'ye çay koydurayım. Tabii ne demek. Biraz kendi çaydanlığım. Dolap kiri, kusura bakmayın, tozlanmış durumda. Abi, ama görünmüyor zaten. Yok duman görünmüyor. Ediyor. Onu ben şey yaparım, buzlarım sınıfı. Buzlar mısın? Buyurun. Ben Erkan diyorum. Abiyi dolap açmışken bir kez gördüm ben arkadaşlar. Onda da et yapıyordu. Video çekiyordu. Yani bir tane eti kızarttı. Ondan sonra yapmadım zaten bir daha yemek. Evet. Yok yok ya, ben açıyorum da şöyle bir şey var. Artık hani tabii sonradan tırcıyım ben yani. Hep herkes biliyordur bunu. Ha, biz de öyle. Sonradan olduğumuz için böyle ustalar gibi işte sırada bile mesela şu var. Lap durdu mu sıra? 2 dakika. Bakıyor ön taraftaki araba. Gidiyor mu gitmiyor. Tamam, hemen çaydanlığı koyuyor. Çay demliyor falan. Biz onlar gibi yapamıyoruz. O yüzden nerede hazır bir şey var? Nerede elimizin erdiği bir şey var? Öyle. Kışın da dolap açmam. Yazın sadece. O da işte böyle arkadaşlarla toplanırsak. Yoksa kendimi geçiştirecek. Öğün atlatıyorum. Adam yemiyor yani. Ki zaten abi. Yemiyor. Yani. Fazla yani. Bir şey yemedi şimdi. Yaptık da. Evet. Bana diyor, sen diyor bana ne yapıyorsun? Kaç yaşındasın diyor. 33 dedim. Oo, bayağı varmış diyor. Abi çünkü adam fit, tamam mı yani? Biz daha bir 5-6 yaş fazla gösterdiğimiz için herhalde bununla alakalı. Ama ben abi tırda şeyi de gördüm yani. Ne? İçli köfte yapanını da gördüm. Var var. Bayağı bildiğin kaburgalı falan dolma yapanını da gördüm. Var, özellikle var. Bu Mardinli arkadaşlar işte şeyde. Hataylı, Mersinli arkadaşlar çok yemek. Ben de boğazıma düşkünüm abi. Canım bir şey istese şeker yaparım yani. Hiç acımam da. Ya ben severim yemeği de işte çok hazırlamak zor geliyor. Yalnız bak benim saçlar beyaz ya. Evet. Şunu fark ettim. Buralar niye beyaz değil? Bunlar kahverengi kalmış. Çünkü yani. Onlar, ya. Onlar çıkmaya başladığında daha geçmişteydi. Şimdi bunlar artık... tabii. Bunlar 20 yıllık, bunlar 40 yıllık. Evet. Senin saçlar kısaydı aslında abi, mesleğe başladığında da. 4-5 yıl oldu herhalde değil mi bu kadar? Evet. 5 yıl oldu. 5 yıl, oldu. Arada bir kesiyorum kendimi canım. Yani uçlarından falan alıyorum da şey değil öyle. Bu arada bu benim ya 3. ya 4. uzatışım. Öyle mi? Daha önce de... kesiyorum canım. Tabii tabii. O 5 yıldan önceki bir 5 yıl kısaydı. Ondan önceki 5 yıl gene uzundu. Öyle öyle gidiyor yani. Belki bu yakınlarda keserim yani. Ben de birkaç kez teşebbüs ettim uzatmaya ama yok benim mu? Saçımın yapısı uzamaya müsait değil abi. Artık ya, pes ettim yani. O öyle değil işte. O bir dönem var. Onu atlattın mı, bağladın mı bir kere o çabuk uzuyor. Kıvırcık da benim saç. He, o zor. Yani dalgalı. O zor. Sonra şey o bonus oluyorum yani. Evet olsun olsun, sıkıntı yok. Ayşegül falan diyorlar. Bir ara arkadan bağlamıştım ben böyle. Mert'e de Ayşegül benzetmesi çok ayıpmış gibi. Ama şuradan böyle bağlamıştım abi. Yukarıdan topuz gibi bağlamıştım. Çünkü ancak oradan bağlamıştım. Onu yengen öyle seviyor. Ben mesela bunu böyle bağlıyorum ya. Bunu sevmiyor yengen. Bak, illa şuradan bağlayacaksın diyor. Yok, erkek bağlama modeli seninki mi abi? Öyle oradan, değil mi yani? Oradan olmaz yani. Çünkü buradan bağlatıyor. Buradan bir de düğüm büyümlü bir şeyle yaptırıyor. Bilmiyorum şimdi onu yaparız sonra. Yani bir de şey, tır camiası çok hazır değil. Yani. Küpe de vardı bende. Arkadaşlar soruyorlar. Bir gün tesise girdik abi. Molatik. O zaman LNG'de çalışıyorum, LPG'de. Tamam. İşte ben ve bir tane daha giyim tarzı bana benzeyen bir arkadaş. Tamam. Arkadaşlar giyim tarzıyla kimseye şey yapmayın yani. Yargılamayın. Yani. Bu çok şey bir şey. Tarz meselesidir yani. Nasıl insan iyi hissederse kendini öyle de. Tabii tabii. Oturduk abi. Kamyoncu abiler geldi şimdi. Herkes bize bakıyor, tamam mı? Bir tane daha eski bir şoför var. 60 yaşlarında falan filan. Evet. Nezir abi, Nezir abiye buradan selamlar. Onda da var küpe ama onda böyle buralarda, böyle buralara kadar var yani. Oo, bayağı. Bende de var. Ben takmıyordum aslında. İşe başlarken çıkarttım dedim. Hani bu dedim, bu işte dedim olmayabilir. Normal kadar. Ama sen şeyi takıyordun, halka takıyordun evet, bir de. Bayağı iyi şeyler takıyordum. Bende de vardı, eskiden bende de vardı. Şimdi ya değil. Yine vardı da pas mı oldu, bir şey oldu herhalde, ondan çıkarttım yani. Kulağım şişirdi çünkü. Hep bu yengen yüzünden oluyor. Sevmiyor öyle. Hep böyle taş olsun istiyor orada. Herkes bize bakıyor. Öyle öyle. Lokantada bakalım. Yemek yiyoruz. Nezir abi dedi, ulan dedi, bunlar ne bakıyor bize dedi. Bu aslında şey abi ya, endişe verici bir şey yani. Bu düşünce yani olmaz. Tamam canım, adam belki sapık adam olabilir. Tabii, o zaman sen ondan uzaklaşman lazım, bakmaman lazım yani. Şimdi bir de o var yani, uzak duracaksın mesela. Hani, değil mi? Şey gibi düşün. Hani madem küpe takan adam senin gözünde şey, öyle. Hani öyle. Sana ters geliyorsa o zaman niye ona dikkat ediyorsun yani, senin hiç ilgilenmemen lazım. Ya bana bunu bir şeye çok üzüldüm abi, ben onlara çok takılmadım tamam mı? Hani söyleyebilirler o insanlar, tamam. Eski kafalı insanlar tamam. Biraz da. Evet. Bunu bana bir kadın söyledi, o zaman çok zor makyabiliyor musun? Ya bir kadın nasıl bunu eleştirebilir ya? Oo.
Yani kadınlar biliyorsun çok müzdarepler bu konularda. Evet yani. İşte yine etek giydiği için yargılananlar, işte başını açıyor kapatıyor davaları, Türkiye'de çok can yaktı bir aralar. Evet. Yani bunları yaşayan bir cins olarak. Buna rağmen senin bununla yargılıyor olman. Hani tabii, delikanlı tabii. Falan lafına göre. Şimdi delikanlılık şudur arkadaşlar. Tesbihle haytut yapmak değildir. Delikanlılık zekayla başlar, beyinde başlar. Ne kadar zeki bir insansan, oturmasını kalkmasını biliyorsan, evet. Konuşmasını biliyorsan, ne kadar akıllı davranabiliyorsan yaşadığın olaylar karşısında. Özetle evet. Delikanlılık efendiliktir. Heh, onu diyecek. Benim gözümde. Hatır sayabiliyorsan, vefalıysan, yapılan iyiliği unutmuyorsan, yaptığın iyiliği unutuyorsan o zaman delikanlısın. Öyle yok. Beyleymiş, saçtaymış falan olmaz. Ayrıca ben saça laf söyleyenlere şöyle söylüyorum. Bizim tarihimizdeki bütün uzun saçlı atalarımıza da laf söylemiş oluyorsunuz, unutmayın. Tabii. Yani bunlar da şimdi aynı şeyin altına gidiyor. Ve yakışıyor da sana yani. Mesela senin saçının kısa olduğu zamanları hatırlıyorum. Ben şu an ben daha güzel yani. Ben de hatırlıyorum. Çok saçma sapan bir evet. Şey. Yani bu çocuk kim diyorum. Arada bir bakıyorum ben de. Ya abi neler yapmışız eskiden. Abi bu kim ya? Bu bambaşka bir adam. O ben evet. Değil. Öyle hissetmiyorum ki ben. Yani o kısa saçlı adam ben değilmişim gibi geliyor. Enver abi de yakışıyor bu arada. Enver abi biliyorsun. Ona da yakışıyor. O da güzel oldu yani. Selam Tırıvır. Tırıvır Enver. Enver abiye de selamlar buradan. Bu işler. Nasıl bulduysa o kanal ismini. Ulan ben reklamcıyım, ben bulamadım öyle ismini. Enver abi yaratıcı canım bazı konularda. Evet öyle. Ama ben onu ilk gördüğüm zaman şaşırdım ha. Adam ben böyle ama benim gibi bir şey zannediyordum. Adam böyle 2'ye 5 falan çıktı. Sen karşılaştın mı Enver abi? Tabii. Biz denk gelemiyoruz bir türlü de. Görüştük biz onunla. Hem Hollanda'da görüştük. Yani şey bu sınırda, Venlo sınırında bir yerdeydi o zaman. Çalışıyordu, şimdi tırları var. Hayırlı olsun. Hem de şeyde Türkiye'de görüştük. Tabii ki videomuz falan da var ya. Yani. Bir Nazım da denk gelemedim. O kadar da aramız iyi yani. Evet ya. Nazım bir de Enver abiyle. Enver abileri sürekli görüşüyoruz yani. Nazım canlı. Nazım'a da selam. Nazım'a selamlar. Selam. Buradan rahmetli anneanneme de selam söylüyorum. Hadi bakalım. Allah rahmet eylesin anneanneme. Sıradaki şarkı. Sıradaki Manisa'da askerliğini yapmak da olan. Vardı onları da yaptık ya. Evet. Radyo yayıncılığı yaptın. Erkan abi benim de var öyle bir geçmişim. Bölgesel bir radyoda yani bayağı. Samsun, Amasya, Tokat, Çorum civarında çeken evet. Aşk FM, Mert'le Showtime. Aa, Aşk FM'de çalıştın sen. Ankara Aşk FM değil abi. Ah be. Değil. Onunla çok karıştırılıyor yani, değil. O zaman. Amasya Aşk FM'di. Elma FM'de aşık oldu. Mersin FM'in evet. Sahipleri aldı radyoyu o zaman. Aslında Elma FM iyiymiş, hemen Apple'dan sponsor kalabilir. Ama Elma FM'i şu yüzden değiştirdiler. Çekmiyor her yerde. Kötü bir verici kullanıyorlardı falan. Yani isimden dolayı kötü yani, inziva bırakıyor ya. Şimdi Vertçim ve o işlerde İtalyan verici kullanacaksın. Lambalı olacak ve dipolleri düzgün bastırıyor. 300 watt falan vardı o zaman. 300 watt bir şey yapmaz. 2 kilowattın aşağısını kabul etmiyoruz. Evet. Yani o şekilde. Çok çıktım abi daha. Verici aha, bozuluyor. Çanak antren dönüyor. Çok gittik ya. Çok gittik. Rüzgar esiyor. Çeviriyor. O şey abi. Linkle linki tutturacaksın önce. Linkten linki aktaracak. Oradan dipollere verecek. Verici. Aa, uzun işler onlar. Murat güzel. Yılmaz Yıldırım biliyor musun? Bilmez miyim ya? Murat Yılmaz Yıldırım bizim radyoya konuk geldi. Yağız evet. Diye bir arkadaşla program yapıyorlar abi. Yine rüzgarlı bir gün çanak döndü, yayın gitti. Ay. Biz adama bunu söyleyemedik biliyor musun? Adam yayın varmış gibi yayını yaptı. Biz evet. Çıkıp inene kadar yayın bitti zaten yani. Adam yarısı boşa konuştu. Ben bir arkadaştan reklam aldım. Radyonun yayını yoktu o sıra. Hani açayım dinleyeyim bir radyoyu dedi. Hani reklam verecek ya. Evet. Aa burada biz kör noktada kalıyoruz. Herhalde o yüzden çekmiyor dedi ama gene de reklamı vermişti. O gün yayınımız yoktu. Yayın olmayan radyo reklam bile alırım kardeşim. O da yetenekliyim yani. Reklam yazıyor muydun abi? Yazıyordum. 10 binden fazla reklam yazdım şimdiye kadar. Daha bile fazladır. Metin yazdık. Tanıtım filmi metni yazdık. Normal radyo reklamları metni yazdık. Televizyon reklamları yaptık. Hatta bir ara Bursa'da şey vardı. Modef'in fuar reklamları vardı. Ulusal'da yayınlanan. Onları ben yazıyordum. Ondan sonra. Yani çok çok şu an hiç öyle hani şunu diyebileceğim gibi bir şey yok yani bilgi yok acayip fazla. Çünkü çok uzun yıllar be. Yani sen kaç seneni verdin abi bunu? 17. Yani ben 2 yıl falan bir deneyimim oldu orada. Yani reklam ben de yazdım. Evet. Seslendirme yapmadım ama reklam yazdım, yayın yaptım abi sadece. Aynen. İşte reklam görüşmeleri falan filan oluyordu. Çok keyifli, eğlenceli bir işti. Üniversiteyi kazanıp gidince arkadaşlar ben bunları bu arada 17 yaşında falan yapıyorum yani. 17 yaşında başladım ben de zaten çalışmaya. Ondan sonra işte bırakamadık ya. Okulu bıraktım, onu bırakmadım yani. Öyle bir durum oldu. İşte stüdyo açtık. Stüdyoda seslendirme ajansımız vardı. 93 tane radyo seslendirme satıyordum ben. Evet. Ondan sonra yerelli, ulusalı hepsi dahil içinde.
Kıbrıs'ta, Yunanistan'da, Almanya'daki internet radyoda internet çıktıktan sonra. Onlara bile seslendirme yapıyorduk. Güzeldi yani, işler güzeldi. Sonra tabii radyolar bitince biz de bittik. Radyolar da bitti. Artık tabii gazete, dergi de bitti neredeyse. Bitti bitti. Hep dijital olduk. Gördüğünüz gibi abi her meslekten artık insanlar tır şoförlüğü yapıyor. Evet. Yani burada eski radyocular var. Ben veteriner tekneliyim normalde kendim. Uzman çavuş da görüyorum emekli. Astsubay da görüyorum. Ha. Öğretmen de görüyorum artık burada. Benim bir arkadaşım vardı, Allah rahmet eylesin, kaybettik abi geçenlerde. Makine mühendisiydi Emin. Emin de bir kez daha rahmetle analım buradan. Allah rahmet eylesin. Son servisinde trafik kazası geçirdi. Allah aşkına. Evet. Yani işi bırakmıştı. Kendi mesleğine dönecekti artık. Polonya'ya emanet gitmiş bir arabayla. Dönerken tır yatıyor. Emniyet kemeri bağlı değil. Arkadaşımız maalesef kaybetti. Ay. Çok üzüldük. Onun bir iki ay onun şeyinden çıkamadık zaten. Biraz da arkadaşlar videolarda artık durgun olduğum, eski videolarımın daha eğlenceli olduğunu söylüyorlar ama arkadaşlar bu konu hala daha benim kafamı kurcalıyor. Bir de bundan önce konuştuk Erkan abiyle. Başka bir mevzu daha vardı. Bu aralar bazı konulara daldım ben. Onlar da biraz çok meşgul ediyor kafamı. Onunla alakalı yani. Durumlar böyle. Yani güldüm. Niye güldüm? Benim hatun bir rüya görmüş. Bak şimdi. Gençler, YouTuberlar toplanmış böyle şey yapıyorlar. İşte çekimler falan yapıyorlar. Onlar bir yerde çekerken ben de başka bir yerde çekim yapıyormuşum. Ama onlar hep bir arada yani. Böyle bir bana bakmış, bir onlara bakmış. Onlar kendi aralarında konuşuyorlarmış. Demişler ki, ya demişler, bu da eskisi gibi yapamıyor artık. Bir sinirlendim diyor. Seni tanımışlar. Böyle bakmışlar, ya bu da yapamıyor eskisi gibi demiş. Yani şimdi sen dedin ya, hani eskisi gibi yapamıyorum diye, o geldi aklıma şimdi benim de. Eskisi gibi yapamamak ne demek? Çünkü biz büyüyoruz, yaşıyoruz. Hayat bize bir sürü şeyler sunuyor, iyisiyle kötüsüyle. Yani bu her günümüz bir değil ki, nasıl aynı olsun hepsi? Olmaz ama ben senin videolarında şey görmüyorum abi ya. Eskiye göre çok ciddi bir farklılık görmüyorum. Yok, yok. Kendi videomda görüyorum ama. Yok hanım. Gerçekten düşüş var benim videolarımda ama. Benim hatunun rüyası o zaten. Normalde öyle bir şey yok. Evet tabii rüyadan bahsediyorsun. Ama öyle bir şey olmadığını. Ben yani aynı standartta sen götürüyorsun işi ama tabii biraz şey oluyor abi artık. Zaman geçtikçe ilk heyecan, ilk heves de biraz bir miktar tabii azalır. Onunla yapacak bir şey yok yani. Ya Mert'ciğim, kaptanım, şöyle söyleyeyim. Şimdi eskiden bizim, kendi adıma söyleyeyim. Bir şeyi öğreniyordum ben. Ha güzelmiş bu deyip onu satıyordum. Yani onunla ilgili bir şey çekip satıyordum. Şimdi öğrenecek bir şey kalmadığı için ve her şeyi de herkes biliyor zannettiğim için içerik bulma o kadar kolay değil artık. Altın nokta o, biliyor musun abi? Bildiğini zannetme mevzusu, biliyor musun? Evet. Bak ben bazen bazı videolar yapmaya, ya bununla videosu mu yapılır diyorum ama onun için bile meraktan ölen insanlar var. Aynen öyle. Bunu bazen es geçebiliyoruz yani. O yüzden arkadaşlar siz de hem Erkan abiye hem bana yardımcı olursanız, görmek istediğiniz şeyleri, bir konu varsa merak ettiğiniz, yani sürekli WhatsApp'tan DM'den abi bir soru soracağım, numaranı ver şu bu yapmak yerine, ki evet, bunu çok isteriz ama işimiz yoğun, görüyorsunuz yani. Evet. Herkese tek tek zaman ayıracak gerçekten vaktimiz çok. Hem bu tarz şeyleri videoların altında yorum olarak her mesajı göremeyebiliriz Instagram'da. Çok fazla mesaj geliyor ama videoların altında yorum olarak önerdiğiniz bir şeyler olursa, bize çekilebilecek bir şeyler varsa yaparız, çekeriz yani. Bize de yardımcı olmuş olursunuz. Bununla alakalı da sizden bir ricada bulmuş olalım. Erkan abi de böyle düşünüyordur herhalde. Yani ona da yardımcı olur. Hemen altına imzamı atıyorum. Hı-hı. Yani çok daha güzel oluyor yorumlarda görünce. Bir de şöyle de bir şey yaptım geçen. İşte bu kızımıza bir isim koyduk, işte Daisy dedik. Kate eskisi miydi? Kate bitti artık. Boşandık onunla, hiç adını bile anlamıyoruz artık. O neydi öyle? Bu da Kate'in ablası ya. Şey, kardeşi oluyor ama ya. Ama bu böyle yumuşacık direksiyonu. Evet. Yumuşak kız. Ondan sonra dedim ki arkadaşlar yorum yapın. Varsa sorularınız, Daisy cevaplayacak dedim. Aa gördüm ben o videoyu. Ha, ama lan bu kadın kim dedim. Yemin ederim bak kafa fotoğrafını gördüm. Erkan abi arabaya karartmış. Aa ne var ya, Allah Allah. Acaba dedim şoför falan mı? Yemin ediyorum abi o kadar salak hissetmiş kendimi. Videoyu açınca acaba dedim şoför falan mı verdi yanına, dedim eğitim. Yalan dedim, böyle şoför mü? Polonyalı mı dedim, Romanyalı mı? O zaman bundan sonra sana Daisy diyeceğim. Tamam. Tamam Erkan. Öyle hemen değil. Yani tabii isteriz öyle bir eğitim ama şimdi... Ya açtım yapay zekaymış. Nereden buluyorum böyle şey? Allah'ını seversen sen de ya. Ya ona dedim ki o cevaplayacak dedim soruları. İki tane soru geldi. Alayı Erkan abi seni seviyoruz. Erkan abi çok güzel. Allah razı olsun abi. Şöyle abi sen bütün ehliyetlerim, belgelerim tamam abi. Biz bu işe nasıl girebiliriz? Yani ama bu değil yani. Değil. Bir şey.
Hani, anlattık zaten onları. Onlar tamam zaten. Var zaten. Var yani. Onların hepsini ne diyordu? Bardakla anlattık, kupayla anlattık, telefonla anlattık. Bunlar var videolarda. Mert anlattı, ben anlattım, Nazım evet. anlattı. Yani Enver anlattı. Kara Aslan anlatıyor, Engin Tabii. anlatıyor. Herkes bir şey anlatıyor yani. Ara sıra çekmem mi gerekiyor acaba bilmiyorum yani bu tarz şeyleri tekrar tekrar. Herhalde dönmek lazım başa. Şöyle bir eski videoları tarayacağım. Sen de öyle yap. Ne yapmışız? Ha bunu güncelleyelim diye evet. patlatmak olabilir lazım. Olabilir aslında yani niye olmasın? Çünkü biz de yeni yapıyor. Şeyler de öğrenmişiz yani artık zaman geçmiş bir şeyler değişmiş. Şey yapmıyor mu sanatçılar? Best of çıkartmıyor mu? Öyle yapalım evet. biz de. Evet evet. Cover cover. Bütün cover cover. Benim şey videom var abi en çok izlenenler diye bir playlistim var arkadaşlar. Videonun sonunda göreceksiniz. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Ve ha. belki oradan böyle Show olabilir yani. Şov yapıyorsun orada. Olabilir. En çok izlenenler 1 milyon. Ya YouTube'da bir tane kanal var abi. Mesleklerle alakalı insanlar çıkıyor ya. Tamam. Diyorlar ki işte biz bu bölümde bir tır şoförünü konuk alacağız buraya. Sorularınız varsa alalım hani. Tamam. Abi bir sorular soruyorlar. Bak o kadar yanıtlaması keyifli ki soruların. Evet. Mantıklı, güzel falan. Ben yaptım aynısını. Vize almak için pasaport gerekiyor mu diye soru geldi ya. Yok. Davacıyım dedim izlediğim. Davacı. Bu ne dedim ya? Yok gerekmiyor arkadaşlar. Vize almak Muhtardan ilmi haberle. Ama... Tabii tabii. Ben bir de bu arkadaşa dedim ya. Senin dedim tırcılık yapman doğru değil. Sen dedim vazgeç bu işten. Evet. Hani kızdı bana öyle dedim. Ama öyle canım. O mantığı kuramayan adam da lütfen ya. Hani şimdi dedik ya yemek yapmayı bilmeyen yapmasın bu işi falan. Hadi onu olur yani. Bir restoranda şekilde. Ye. Ama arkadaş pasaportla vize bağlantısını kuramayan bu kadar bilgisiz olduğun zaman olmaz. Çok başın derde girer. Ben onun iyiliği için yani. Söyledim aslında bunu. Yani. Bir şekilde ehliyeti alırsan, bir şekilde bu ehliyeti alır gelirsen buraya. Hadi bir şekilde biri sana tır da verdi ki bu aralar şoför eksikliğinden dolayı çok oluyor böyle şeyler. Evet ya. Yani. Canın yanar yani o yüzden. Bizim bir arkadaş, anlatayım be, anlatayım yani. Şirket adını vermeyeceğim. Bir arkadaşımız. Şey evindeyken tırını bir şoför arkadaş yükleyecek. Bu arkadaş yeni. Diyorlar ki şurada işte 2 kilometre ileride bir depo var. 2 palet yük var. Onu yükle gel diyorlar. Yüklüyor geliyor. Bir sıkıntı yok. Diyorlar ki yani şu ehliyetini ver de onu şurada bir araba var. Garajda oluyor bu. Onu çekelim. Hani yürütmek için ehliyete ihtiyaç var ya arabalarda. Adam cüzdanından normal ehliyetini çıkartıyor veriyor. Diyorlar ki bu değil dijital ehliyet. Ha tamam diyor onu da cüzdandan çıkarıyor veriyor. Diyorlar ki arabada kimin ehliyeti takılı? Arabada ehliyeti nereye takıyoruz? Eyvah. Adam kartsız gitmiş taksi gibi öyle bismillah basmış kontağı. Güzel gitmiş abi. Eseceğiz. Yüklemiş. Ne güzel tırcı oldum demiş. Olmuş da sıkıntı yok. Evet. Hayır, her şeyi geçtim. Hiçbir şey bilmiyor olabilirsin. Ya takografın üstünde böyle sürekli yanıp sönüyor. Kartsız sürüş, kartsız sürüş, kart takın, kart bu takın. Bu ne acaba? Diye. Bu kart ne? Yani şöyle kafanı azıcık yukarı kaldırıp o ışık niye orada yanıyor diye baksan. Türkçe yazıyor çünkü. Yani şimdi bu arkadaşlar başladı. Hani o yoldan geçeni kolundan tutup çekme olayı başladı. Evet, var. Birkaç senedir var abi. O hoş değil. Ondan sonra işte Erkan abi bize de işte bir yol göster. İyi de ben özür diliyorum. Tanımıyorum ki seni. Şimdi nasıl yol göstereyim? Ya bu konudan ben de müzdarabım. Birçok kez aslında bununla alakalı. Ben bu işi yapabilir miyim? Sence sorusu arkadaşlar. Bize sormamanız gereken bir soru. Çünkü bizim bunu cevaplayabiliyor olmamız için sizi tanıyor olmamız lazım. Evet. Aile yapınızı biliyor olmamız evet. lazım. Yeteneklerinizi, evet. neler yapıp neler yapamayacağınızı. Serhan diye arkadaşım var biliyordum yapacağını. Yaparsın tamam. dedim geldi yapıyor. Tamam. Ama ben seni tanımıyorsam sana bir şey söyleyemem bununla alakalı. Yani şu firma iyi ya. Mi, bu firma iyi mi? Ben kötü desem gitmeyeceğim yani başlamayacağım bir şey. Ha. Ben bilemem ki iyi mi kötü mü. Sana göre iyidir, bana göre kötüdür. Bak ben firmamdan çok mutluyum, evet. memnunum. 2 seneyi geçti işte vizem bitiyor. 2. vize bu. 1 yıllık geliyor. Öncesinde de ben vizemle gelmiştim. 2,5 yıl diyelim. Ben çok mutluyum. Buraya bir arkadaş vardı. Dedi ki ya sizin firma çok güzel. Çok da güzel anlatıyorsun. Ben de gelebilir miyim? Ön ayak olduk. Geldi. 3 ay sonra dedi ki abi hiç anlattığın gibi değil dedi gitti. Abi burada 10 yıllık transportçu geldi burada. 1 ay yapamadı yani. İşte yani. Hiç alakası olmayan bir adamla gelip yapabiliyor. Evet. Biz şimdi bunları bilemeyiz. Bunlara cevap veremeyiz. Hani arkadaşlarım ben şeyini anlıyorum. Cesaret almak istiyor tamam mı? Evet, hani evet. İstiyorsun ki seni evet gaz. Yaparsın hadi gaz ama bunu yaparsak kötülük yapmış oluruz arkadaşlar. Yani bilemeyiz çünkü duvara toslamak da var işin sonunda.
Bu konuda maalesef ben bir şey söyleyemiyorum, yorum yapamıyorum tanımadığım kimseye. Aynı şeyi Erkan abi söyledi. Bu herkes için geçerlidir. O yüzden bunlarda bize kızmayın yani böyle hiç konularda. Hiç tecrübesi olmayan bazı arkadaşlar gidiyor, kapıyı çalıyor. Adam bir bakıyor ona, oturmasından, kalkmasından, konuşmasından diyor ki bu yapar diyor. Alıyor işi. Evet. Öğretiyordu ona. Sonra bana soruyor, diyor ki şoför eğiten firma var mı? Ya şoför eğiten firma da olsa önce sana bakacak, sana. Sen bakalım yeterli misin değil misin? O adamlar 1000 tane şoför geçti elinden. 5000 tane insanla karşılaştı. Yani evet, o tanıyor zaten yapıp yapamayacağını. Sen kapılar aşındırmaya devam et ama olmuyorsa da zorlama. Nasip değil. Firma ismi de çok soranlar oluyor. Hangi firmaya gideyim diye. O konuda da çok fazla ben bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü ben sana o firma söylerim sürekli aynı firmaları. Hı-hı. Gidersin işte Mert Kaptan'dan duydu falan. Adam beni arayıp sen bizim IT insan kaynakları İK müdürümüz müsün? Hı. Niye böyle bir şey yapıyorsun diye dediğinde, söylediğinde bana, ben bu adama cevap veremem yani. Tabii. Arkadaşlar, o yüzden o bizim yani insan, burunsuz insanları biliyor musun abi? Hı. Şeyde bu Avatar filmi vardı, evet, ya. Evet, evet, yani burunları yok, evet, falan. Evet, evet, çirkin, evet, değil mi? Çirkin. Burnumuzun en güzel olduğu yer yüzünüzdür arkadaşlar. Sağa sola sokmanın bir anlamı yok yani. Bunu adam öyle bir şeyle geldiğinde bana benim canım sıkılır yani. Ben de o yüzden böyle bir şeye, bu toplara girmek istemiyorum yani. Birçok arkadaşıma girmek istemiyor. Bu konuda anlayışınıza sığınırız. Evet arkadaşlar, Erkan abiyle güzel bir sohbet gerçekleşti. Abi teşekkür ederim videoma yaptığın katkıdan dolayı. Estağfurullah, ne yaptın? Gayet keyifliydi. Ben keyif aldım. Umarım arkadaşlar da izlerken keyif alırlar. İnşallah. Onun haricinde söylemek istediğin bir şey var mı? Valla hepinizi ayrı ayrı tek tek seviyorum ama tanışma şansımız olmuyor. Abi lütfen karşılaşalım bir yerde diyen arkadaşlara da inşallah diyerek bu bölümü Mert'e de teşekkür ederek kapatıyorum. Ben teşekkür ederim abi. Arkadaşlar ben de videoyu buradan daha fazla uzatmayacağım. Havada kararıyor. Almanya'ya doğru gideceğim. Aracı yükledik. Yüklü bir şekilde termokin çalışıyor. Beni bekliyor. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Bu arada Erkan abinin kanalında da bir videomuz olacak. Evet. Erkan Z kanalında. Orada farklı bir konuyla alakalı sohbet edeceğiz arkadaşlar. Erkan Z'nin kanalını da mutlaka biliyorsunuzdur ama aranızda bilmeyenler, takip etmeyenler varsa bir bakın oraya. Şuraya bir yere koy işte. Şuraya. Şuraya değil mi abi? Şuraya. Hadi ya. Sana forma göğüs. Erkan Z sınar. Erkan abinin kanalını takip ederseniz eğer, bir sonraki konuşacağımız konunun ne olduğunu orada sürpriz olsun. Evet. Orada dinleyebilirsiniz. Bu güzel sohbet devam edecek yani. Çünkü arkadaşlar yarım saat yetmiyor abi. Bir saat, yetmiyor iki saat. Ya. Ulan internet sıkıntısı var yani burada. Ve yüklerken de ben çok sorun yaşıyorum. Video bir saati geçtiğinde arkadaşlar çok problem oluyor. Ama Erkan abinin öyle bir derdi yok. Ne kadar yani sürerse bakalım. Işık gidene kadar konuşuruz. Benim yani evimde fiber internet var. 1000 evet. GB 5 dakikada yüklüyorum. Sıkıntı yok. Yaparız. Eyvallah. Erkan abinin kanalında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Cut.